Arama tarama Avrupa'da yok, belki yok, hocam yok. İşte şu oyuncunun bence geleceği var, alalım. Riera şu an 6-7 tane değil bildiğinden dolayı şu an Fatih Terim yardımcı pozisyonunda ve yabancılarla ortayı bulacak ve iyi bir teknik adam yardımcısı olacak. Daha önce de zaten eğitimini almış ve değişik görevlerde bulunmuş. Bence Riera Hasan Şaş'ın yerini dolduracak mı? Kesinlikle dolduramayacak. Ama diğer tarafa geldiğimizde de Fatih Terim'in biraz daha yükünü almış olacak. Hasan Şaş'la görüşme ihtimalin oldu mu? İmkanın oldu mu? Yok. Flör'den ayrıldıktan sonra görüşemedim. Şu an galiba Karataş'ta onun oteli var. Otelinde zaman geçiriyor. Acaba bir kulüp çalıştırma gibi bir durumu yok, olacak? Olsaydı zaten duyardık. Ama gerçekten Hasan Şaş şimdi seveni var, sevmeyeni var. Ama Galatasaray'la yatıp kalkan, Galatasaray'la hiçbir zaman tartışılamayan ve Galatasaray'la sürekli zamanını geçiren bir insan. O yüzden Galatasaray'a çok şeyler verdi. Bundan sonra teknik adam olarak bir şeyler yapar ama şu aşamada değil. Şimdi Fatih Terim, Riera, Davala 3. Levent Hoca. Levent Şahin'i yazayım tabii en başa aslında. Necati. Haksızlık olmasın. Necati Ateş 5. Hoca da dahil Fatih Hoca 5. Scott Piri 6. Kondisyoner. Kesinlikle. Başka? Başka tamam. Yok. Tercüman? Mert Çetin. Mert Devam. Budur yani artık. Peki. Ya Fatih Terim gerçekten hani Fatih Terim'dir. Fatih Terim'in hocalığı da futbol anlayışı da hiçbir şekilde tartışılmaz. Bence iyi bir kadroya sahip mi? İyi bir kadroya sahip. Daha iyi bir kadroya olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hocanın istekleri var mı? Kesinlikle var. Ama hoca geçen sene de bunu yaptı. İstekleri alınmadığı zaman da küsüp bırakmadı ya da hiçbir şekilde tepki göstermedi. Çünkü Fatih Terim Galatasaraylıdır. Galatasaraylılığı hiçbir şekilde tartışılamaz. İstediği transferlerin hepsi yapılmadı. İki tane orta saha yapılırsa, transferi takviyesi yapılırsa Fatih Terim biraz daha mutlu olur diye düşünüyorum. Luyendama'ya da Marcao'nun satılacağı da... Marka daha çok ön planda. Marka'nın satışı olabilir ama Lündiyaman'ın satışı şu an için düşünülmüyor. Ama şeye geldiğimiz zaman, kanatlara geldiğimiz zaman da biliyorsun Emre Kılınç, Feghouli bence o ikisi arasında da bir forma savaşı gidebilir diye düşünüyorum. Yani ne kadar rekabet o kadar hocaların işine gelen bir durum yani sonuçta. Güçlüsü tabii. Kesinlikle. Sergen Hoca'da var mı böyle bir rekabet ortamı? Her hoca o rekabet ortamını oluşturmak ister tabii ki. İçeride bir formül mücadelesi olsun ki sağlam bir 11'i çıkartın diye. Rekabetin yanında şey de önemli. Tabii bir sürü maç var artık. Öyle bir lig bekliyor ki bizi. Yani sezon başlasın hepimiz evimizde çolukta çocukta vedalaşalım. Biz de diyorsun artık. Tabii canım. Sürekli programlar, sürekli yorumlar, sürekli maçlar, sürekli maç sonrası röportajlar, maç öncesi röportajlar. Bir sürü iş var yani. 21 takım, 40 küsur maç, Ziraat Türkiye Kupası var, Avrupa maçları var, arada milli maçları var. İnanılmaz bir tempo. Dolayısıyla bu tempo içerisinde... Bir de pandemi var. Tabii bir de o var. Bir de o tempo içerisinde bence tek bir adam bütün maçları forma giyemez bence. İlla bir rotasyon. İlla ki rotasyonlar olacak. İşte o yüzden Fenerbahçe'de Sinan Gümüş transferi bence o yüzden gerekli diye değil mi rotasyonda? Kesinlikle. İşte kupa maçı yahut kesinlikle. Bir hafta dinlendirip öteki ya da cezalı bir durumda, kart cezası durumunda. Yani şu anda işte o yüzden Cagne futbolcu olmak zorunda. 5 oyuncu değişikliği var bir de. Pardon, tabii. Onu söylemeyi unuttum. 5 tane oyuncu değişikliği hakkın var senin bir de. Cagne o yüzden futbolcu olmak zorunda, forvet olmak zorunda. Görebildin mi hiç zorunda bu ara? Yok, göremedik. Ama antrenmandan duyduklarımız, izlenimlerimiz gayet sağlıklı, gayet başarılı. En azından bir şeyler yapmak için uğraşan bir Cagne var ki bugün gol attı. 2 tane de gol attı U19'a karşı. Bence iyi olacak. Ama Fatih Terim bu içindeki cevheri çıkaracak teknik adam. Biraz da kendi bence. Ama evet, çok sıkıntılı bir döneme denk geldi. Şimdi Cagne, Kasımpaşa'daki Cagne nasıldı? Galatasaray'daki çok farklı yerlere geldi. İşte orada Trezeguet vardı. Ama o da ders almıştır artık Serdar. Yani şu sonuçta bu saatten sonra tamam Galatasaray için oynayacaksın ama bu saatten sonra kendi için oynayacaksın. Bitiyorsun, eriyorsun. Eridiğin zaman, bittiğin zaman bu saat futbol öyle bir acımasız ki. Ne kadar nankör bir meslek, ne kadar kötü olursan Galatasaray'a gelmişsin. Bir bakıyorsun ikinci lige, üçüncü lige düşmüş hale geliyorsun. Yani öyle tabii. Ya burası Galatasaray. Herkes Galatasaray'da oynamak ister. Eğer Cagne Galatasaray'da oynamak istiyorsan bütün %100 kendini vermelisin takıma. Bir de ben şunu da sormak istiyorum sana.
Mesela Falcao'nun da açıklamaları var işte Arda Turan'la ilgili. İki eski Atletico Madridli mutlu. İstanbul'da buluşuyor, hı hı. Florya'da. Tabii iki arkadaş sonuçta. Oradaki birliktelik de mutlaka sahaya yansır. Yani oradaki kesinlikle. Arkadaşlık da mutlaka yansıyacaktır. Kesinlikle. Ya o işte oradaki kilit adam da Arda Turan. Arda Turan'ın gelmesi Falcao'yu tabii ki mutlu etti. Çünkü daha önce beraber oynamışlar ve büyük bir zaman geçirmişler. Falcao geçen sene bekleyeni veremedi. Ama bu sene Arda Turan'da kaptan olmasını bekliyoruz. Eğer kaptanlık pası bandında alıp abilik yaparsa Falcao'yu da en azından Galatasaraylı öğretir. Arda mı olur kaptan? Bence Arda olur. İlk 11 oyuncusu olur mu? Arda'nın olması lazım. Bence ilk 11'de hazırlık maçlarında... Bence zorlar. Zorlar gibi. Hazırlık maçlarında ilk 11 oynatılacak diye duydum ben de. Hı hı. Onun bu halini hem de hoca onu onurlandırma açısından. Hı. Tabii. Kaptanlık bantını kesin verir ona. Ya zaten Arda Turan vermesine de gerek yok. Fatih Hoca'nın transferi. Fatih Hoca defalarca ben takımda görmek istiyorum. Arda Turan'ı transfer etmek istiyorum defalarca söyledi. Hani baktığımız zaman Falcao kimin transferi? Taraftarın transferi. Ama diğer tarafa geldiğimiz Arda Turan kimin transferi? Fatih Terim'in transferi. Fatih Terim'in listesindeki futbolcu. Taraftar da çok bir şey demedi. Yani taraftar da aslında... Yok hani, demedi. Ama şimdi ne var biliyor musun? Çünkü Arda Galatasaray'la yatıp kalktı. Arda'nın Galatasaray'la kesinlikle tartışılmaz. Galatasaray'la yatıp kalkıp Galatasaray maçlarını Barcelona'da oynarken bile görüyorsunuz. Geliyordu tribünde. Hatta Saffet Ulusoy'un hocasına gidiyordu. Orada bağırıyor, çağırıyordu. Gollerde seviniyordu. Gol olmayan yerlerde üzüntü yaşıyordu. Bu arada Beşiktaş Atakan Üner'i açıklamış galiba değil mi Serdar? Onunla zaten bitirmişlerdi. Açıklamış. Beşiktaş resmi Atakan Üner'i açıklamış. Bir de diğer tarafta şey de var. Baktığın zaman kulüplerin artık maddi gelirleri de yok. Pandemi nedeniyle loca satamıyorsun, koltuk satamıyorsun. Aslında bunlar da çok büyük bir dezavantaj. İlerleyen zamanlarda kulüplerin bunlarla ilgili bir iyileştirme yapması lazım. Hatta şöyle bir kampanya yapması lazım. Galatasaray'da yapmaya başladı. İşte Dinçer Azapan loca almaya başladı Galatasaray iş adamı. İş adamlarını bu şekilde teşvik edilip localar alınıp uzatılması lazım ilerleyen zamanlara. Bak yine hem bu taraftan Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de dikkat edin. İşte Fenerbahçe hemen İsmail, Trabzon yine aşağıdan gelen çocukları alıyor. Bunlar aslında bir taraftan da hani hep eleştirdiğimiz yöneticiler var işte kulüp yöneticileri. Hep eleştiriyoruz, hı hı. Belki de. Kimi zaman gerçekten sert ve haksızca var. Ama bir taraftan da işte böyle gençleri alarak da iyi işlerde yapıldığında da takdir edelim. Öyle değil mi Serdar? Hem gençleri alarak hem de kendi bünyesindeki gençleri oynama garantili kiralama yöntemleriyle takımı gelecek adına kazandırabilirsin. Aynı zamanda altyapıdan altyapıya da transferler yapılır. Dün bir örnek vermiştim. Aydın Karabulut vardı. Tigana zamanında Hertha Berlin'den getirilmişti. Aldı başını gitti Beşiktaş'ta. Tabii daha da iyi yerlere gelebilirdi ama sonuç itibariyle mantıklı bir yatırım. Böyle transferler de yapabilirsiniz. Bir yandan önümüzdeki sezonu kurtarayım ben. Senelik bir, sezonluk bir takım planlaması yapıp ama araya bir iki tane genç serpiştirirsin bazı maçları. Onları kazanırsın. Sonuçta bu kulüplerin geleceğini de kurtarmak zorundasınız. İşte Fatih bunu iyi yapıyor. Sen demin söylediğin hikaye yani artık ben ona şey diyorum yani altyapı gençten öte üretim futbolu. Üreteceksin. Elindeki cevheri emek vermeden onu altın hale getiremezsin. Onun üzerindeki tozu toprağı temizleyeceksin. Şenol Hoca hep söylerdi ve heykelin kabası geliyor bize. İşte incelerini yapıyoruz falan. O cevheri ortaya çıkaracak. Bu da emek ister. Sonuç itibariyle bir emek yatırımı yapmak zorundasın. Öyle bir gecede üzerine futbolcu yağmıyor ki abi. Yani bir şey emek vereceksin ki yetiştireceksin. Sabır göstereceksin. Tabii ki şampiyonluğu kovalayacağım ama arada iki tane de adamı yetiştireceksin. Kiralayacaksın. İşte Atakan Üner. Bir isim daha söyleyeyim. Ben notlarımın arasını almıştım ama Beşiktaş bölümünde unuttum söylemeyi. Francesco Montero. Deportivo'nun, Deportivo'da geçirmişti sanırım. Stoper, genç bir stoper. Yine kulübüyle görüştüler. Kiralama bedeli kulübü ödeyecek. Beşiktaş'a al, oynat. Böyle bir durum da var. Tabii ondan da görüşmeler devam ediyor ama bu da bir yatırım. Alpay işte, Sergen Hoca Kayseri'de de geçen sene bir sakatlık geçirdi ama istiyor. Hızlı bir stoper çünkü, beğendi bir stoper. Yetiştirim diyor işte Rıdvan, işte Ersin. Galatasaray'da Ozan mesela gitti Galatasaray'da. Sen de oynamadı ama gitmesini sana dünyanın ekonomik şeyini kazandırdı. Yükünü.
Tabii. Başka türlü yapamazsın. Başka